Gündem dışı ilk söz, adil yargılama ve hukuk güvenliği hakkında söz isteyen Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a aittir. Buyurun Sayın Başarır, süreniz 5 dakikadır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Adil yargılanma hakkı ve hukuk güvenliği konuları hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Değerli milletvekilleri, bir ülkede hukuk güvenliğinden, yargı bağımsızlığından bahsedebilmek için özgür, sadece vicdanlarına göre karar verebilen yargıçların görev yapması gerekmektedir. Bir ülkede eğer yargıçlar televizyon kanallarını izleyip Cumhurbaşkanı'nın cümlelerini iddianameye döküyorsa orada bir sorun vardır. Üzülerek söylüyorum ki Türkiye'de bağımsız yargı tüm kurumlarını iflas etmiştir. Şimdi buradan bazı örnekler vermek istiyorum. Ülkemde bir organize suç örgütü lideri çıkıyor, miting yapıyor. Ve diyor ki, oluk oluk kan akıtacağız, cezaevlerini basacağız, mahkumları ayaklarından asacağız. Sonuç, takipsizlik kararı. Bir Danıştay üyesi hakim çıkıyor, bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayı hakkında hakaret ediyor. Görevinde kalıyor. Daha yeni Edirne'de görev yapan bir hakim, CHP zihniyeti diye başlıyor, hakaretleri sosyal medyada devam ettiriyor, hala görevinde. Bu ülkenin İçişleri Bakanı, ana muhalefet liderine ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor, eylemi düşünce özgürlük bağlamında değerlendiriliyor. Geliyorum Cumhurbaşkanı'na. Bu ülkenin ana muhalefet partisi için çöplük, tezek, soysuz diyen Cumhurbaşkanı yargıçlar tarafından korunuyor. Bir de yargının diğer yüzüne bakalım. Yıllarını sanata vermiş, bilime vermiş, Müjdat Gezen, Metin Akpınar çıkıyor, televizyonda bir konuşma yapıyor. Akşam Cumhurbaşkanı bu sanatçıları diline doluyor. Hafta sonu Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı soruşturma başlatıyor. Bir gün sonra gözaltına alınıyorlar ve adli kontrol şartıyla haftada bir gün imza ve yurt dışı şartıyla tahliye oluyorlar. Aslında tutuklu o sanatçılar. Attıkları her imza bu iktidarın ve bu yargının utanç imzalarıdır. Sayın Genel Başkanımız bu ülkede muhalefet yapıyor. Hırsızlığı sorguluyor. Yolsuzluğu sorguluyor. Haksızlığı sorguluyor. Yurt dışındaki idarecilerin parasını sorguluyor. Ayakkabı kutularını sorguluyor. Ne geliyor? 1,5 milyon lira tazminat. Şimdi eğer bir ülkede yargı sarayın sözcüsü olmuşsa, kılıncını sallıyorsa, emirleri gibi davranıyorsa o ülkede hukuk güvenliğinden, birey güvenliğinden bahsetmemiz mümkün değil. Halkımızın başta saray olmak üzere tüm bürokrasiye inancı kalmamıştır. Bakın bir örnek vereyim. Yılbaşında çekiliş yapıldı. Milyonlarca insan bilet aldı. Ona bile güveni yok. Hile yapmışlardır diyor. Sorsak birçoğu der ki milli piyango bileti çekmek günah. Ama halk diyor ki bunlar haram olana bile haram karıştırıyor. Böyle düşünüyor. Bence çok şey almak zorundalar. Bir yerel seçim sürecindeyiz. Seçimin konusu bana göre yapılacak olan hizmetler, yerel hizmetler olmalı. Ama görüyorum ki yine türban konusu, yine cami konusu, yine din konusu kullanılıyor. Bir sanatçımız içkili bir barda türbanlı bir vatandaşımızla tartışıyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor, bunu dinine doluyor. Artık türbandan, camiden elinizi çekin.
Bu halkın türbanla, camiyle asla ve asla sorunu yok. Bakın, türbanlı bir vatandaşımızla bir sanatçımız içkili bir barda bile buluşup tartışabiliyor. Bu Cumhurbaşkanı'nı ilgilendiren bir konu değil. Ama ne yazık ki Cumhurbaşkanı hala din, hala türban, hala cami konusunu işliyor bu ülkede. Sayın Başarır, size bir dakika daha süre veriyorum. Buyurun. Konuşacaksa yoksulluğu konuşsun. Konuşacaksa eşitsizliği konuşsun. Hırsızlığı konuşsun. Halkın durumunu konuşsun. Bakın, bir saat sonra bu meclise bir kanun teklifi geliyor. Milyonlarca insanı ilgilendiren, emeklilikte yaşa takılanlar. Gelin, madem bu halkı istiyorsunuz, bir sevap işleyeceksiniz. Dinden bahsediyorsunuz, haktan bahsediyorsunuz. Gelin bu yasaya evet deyin. Bugün sözlerime son verirken, Büyük Usta Nazım Hikmet'in doğum günü. Büyük Usta dizelerinde yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine demişti. Üzülerek görüyorum ki bu ülkede ne bir ağaç, ne bir orman, ne de kardeşlik bıraktınız. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkürler Sayın Başarır.